Yorgun Herakles. Kullanılan malzeme mermer. Yıl Roma dönemi, bronz orijinali M.Ö. 330-320 yıllarında yapılan Herakles Farnese isimli eserin kopyası. Sergilendiği yer Antalya Müzesi, Antalya. Betimleyen Damla Yılmaz, seslendiren Cumhur Deniz. 3,15 metre uzunluğunda, 100 kilogram üzerinde ağırlığı olan çıplak erkek heykeli, heykele dahil olan daire şeklindeki kaidenin üzerinde ayakta duruyor. Ağırlığını dirseğinin altı olmayan sol kolunun altına aldığı sütuna verdiği için vücudu hafif soluna doğru kıvrılmış. Vücudunun özellikle üst kısmı oldukça yapılı. Göğüsleri ve karın kasları belirgin. Sağ kolunu dirseğinden kırarak arkasında tuttuğu için bileğinden aşağısı görünmüyor. Başını sol alt çapraza doğru eğmiş. Saçları bukleli, kısa ve dağınık. Saçlarıyla aynı görünümde olan ve çene altında 6-7 cm uzunluğa ulaşan sakalları favorilerle birleşmiş ve yüzünde sadece elmacık kemiklerini açıkta bırakmış. Yorgunluğu ince ve uzun yüzünden okunuyor. Kaşları ince olduğu için belirgin değil. İri olmayan yayvan gözleri yere doğru bakıyor. Burnu küçük ve kemikli. Dudakları etli ve hafif aralık. Örtülü olmayan erkeklik organı tahrip olmuş. Kuvvetli görünen bacakları, önde soldaki, arkada sağdaki olacak şekilde birbirine bir adım uzaklıkta açık duruyor. İç kısmı görünen sol ayağı soluna dönükken, parmak uçları görünen sağ ayağı hafif sağına dönük. Ayakta durmak için destek aldığı sütun koni şeklinde. Sütunun tabanında iri burun delikleri olan, gözleri kapalı, ağzı hafif aralık, alnından burnuna üçgen bir motif olan iri bir hayvan başı var. Onun üzerinde ağaç gövdesini andıran, yer yer çıkıntıların olduğu silindir bir obje, üst kısımda yan yana 3 ila 5, üst üste ise 10-12 sıra kıvrımlı, yay biçimli motifler, motiflerin üzerinde ise kol altında kalan kısmı kıvrılmış, aşağı kadar sarkan bir kumaş parçası bulunuyor. Heykelin sağ kolunun üst kısmı, karın bölgesi, dizlerin alt ve ayak bileklerinin üst bölgeleriyle sütunun üst ve orta kısmı kırılarak birbirinden ayrılmış. Restore edilmiş olsa da parçalar bir araya getirilerek bütüne ulaşıldığı anlaşılıyor.